Nasıl ki yüzer hüner ve sanat ve kemal ve cemalleri bulunan bir zat. Her bir hüner kendini teşhir etmek. Her bir güzel sanat kendini takdir ettirmek. Ve her bir kemal kendini izhar etmek. Ve her bir cemal kendini göstermek istemesi kaidesince. O zat dahi bütün hünerlerini ve sanatlarını ve kemalatını ve gizli güzelliklerini tarif edecek, teşhir edecek, gösterecek olan bir harika sarayı yapmış. Her kim o mucizeli sarayı temaşa etse, birden ustasının ve sahibinin hünerlerine ve mehasinine ve kemalatına intikal eder ve gözüyle görür gibi inanır, tasdik eder ve der ki, her cihetle güzel ve hünerli olmayan bir zat, böyle her cihetle güzel bir eserin mastarı, mucidi ve taklitsiz muhteri olamaz. Belki onun manevi hüsnleri ve kemalleri o saray ile tecessüm etmiş gibidir, hükmeder. Aynen öyle de. Bu kainat denilen meşheri acayip ve sarayı muhteşemin hüsünlerini gören ve aklı çürük ve kalbi bozuk olmayan elbette intikal edecek ki bu saray bir aynedir. Başkasının cemalini ve kemalini göstermek için böyle süslenmiş. Evet, madem bu sarayı alemin başka emsali yok ki güzellikleri ondan iktibas edip taklit edilsin. Elbette ve herhalde bunun ustası kendi zatında ve esmasında kendine layık güzellikleri var ki kainat ondan iktibas ediyor ve ona göre yapılmış ve onları ifade etmek için bir kitap gibi yazılmış. Bu masnuata, hususan hayvanat ve nebatata bakıyoruz, görüyoruz ki, kast ve iradeyi gösteren ve ilim ve hikmeti bildiren daimi bir tezyin, bir süslemek ve tesadüfe hamle imkansız bir tanzim, bir güzelleştirmek hükmediyor. Hem kendi sanatını beğendirmek, ve nazarı dikkati celbetmek ve masnuunu ve seyircilerini memnun etmek için her şeyde öyle bir nazik sanat ve ince hikmet ve âli zinet ve şefkatli bir tertip ve tatlı vaziyet görünüyor. Bedaat derecesinde anlaşılır ki kendini zişurlara bildirmek ve tanıttırmak isteyen perde-i gayb arkasında öyle bir sanatkar var ki, her bir sanatıyla çok hünerlerini ve kemalatını teşhir ile kendini sevdirmek ve methü senasını ettirmek ister. Hem zişuur mahlukları minnettar ve mesrur ve kendine dost etmek için tesadüfe havalesi imkan haricinde ve umulmadığı yerden leziz nimetlerin her çeşidini onlara ihsan ediyor. Hem derin bir şefkati ve yüksek bir merhameti ihsas eden manevi ve kerimane bir muamele, bir muarefe ve lisan-ı hal ile ve dostane bir mukaleme ve dualarına rahimane bir mukabele görünüyor. Demek bu güneş gibi zahir olan tanıttırmak ve sevdirmek keyfiyeti arkasında müşahede edilen lezzetlendirmek ve nimetlendirmek ikramı ise gayet esaslı bir irade-i şefkat ve gayet kuvvetli bir arzuyu
merhametten ileri geliyor. Ve böyle kuvvetli bir iradi şefkat ve rahmet ise hiçbir cihette ihtiyacı olmayan bir mustani mutlakta bulunması elbette ve herhalde kendini aynelerde görmek ve göstermek isteyen ve tezahür etmek mahiyetinin muktezası ve tebarüz etmek hakikatinin şekli bulunan nihayet kemalde bir cemali bir misal ve ezeli bir hüsnü layezali ve sermedi bir güzellik vardır ki o cemal kendini muhtelif aynelerde görmek ve göstermek için merhamet ve şefkat suretine girmiş, sonra zişur aynelerinde inam ve ihsan vaziyetini almış. Sonra tahabbüb ve taarruf, yani kendini tanıttırmak ve bildirmek keyfiyetini takmış. Sonra masnuatı ziynetlendirmek, güzelleştirmek ışığını vermiş.